Kolombiya'dan Venezuela'ya karşı terörist bir saldırı hazırlanıyor. ABD hükümeti ülkeyi kana bulamak ve askeri müdahaleye bahane bulmak adına salgın dönemini terörist bir saldırı düzenlemek için kullanıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı sarayında kameraların karşısına geçti. Darbe girişiminde bulunulduğunu söyledi. Venezuela lideri, Silahlı kuvvetlerin pazartesi sabahı 25 bin kişiyle operasyon başlattığını, ikisi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı 13 kişinin yakalandığını açıkladı. Venezuela lideri, gözaltına alınan ABD vatandaşları Aaron Berry ve Lok pasaportlarını, kimliklerini ve Silver Corp şirketi kartlarını da gösterdi. Yakalananların Jordan Goodrow adlı eski bir Amerikan askerinin komutasında olduğu ileri sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bir güvenlik şirketinin sahibi olan eski asker Jordan Goodrow ise pazar günü darbe girişimini düzenlediğini ve yakalanan ABD'lilerin de kendisi için çalıştığını itiraf etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise Maduro'nun iddialarını reddetti. Ben de yeni bilgi aldım. Konuya bakacağız. Ama ne olursa olsun bizim hükümetimizi ilgilendiren bir şey yok. Venezuela'daki operasyon pazar günü başladı. Silahlı eylem, suikast ve darbe yapmak için deniz yoluyla ülkeye girmeye çalıştığı belirtilen bir gruba yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişinin öldüğü açıklandı.